Türkiye en önemli müttefiklerimizden diyorlar. Ancak müttefikliğe hiçbir şekilde sığmayacak davranışlarda bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasında Washington yönetiminin teröristlerle işbirliği başa çekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ elebaşı Gülen, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri himayesinde. FETÖ elebaşı uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki 400 dönümlük çiftliğinde yaşıyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşının iadesini Amerika Birleşik Devletleri'nden talep etti. İki yıl boyunca süren görüşmelere, üst düzey temaslara ve iletilen iade dosyalarına rağmen henüz bir yanıt verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ elebaşının yanı sıra çok sayıda FETÖ mensubuna da ev sahipliği yapıyor. FETÖ mensuplarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı lüks hayatlar dikkat çekiyor. Terör örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda sözde eğitim kurumuna sahip. Washington, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği bölücü terör örgütü PKK-PYD'ye de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle sürekli destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi PKK-PYD terör örgütüne binlerce tırlık silah yardımı yaptı. ABD yönetimi her fırsatta PKK-PYD'yi Suriye'de müttefik olarak tanımlıyor. Öyle ki ABD askerleri kim zaman PYD terör örgütünün armasını koluna takıyor.